Merhaba arkadaşlar. İslamiyet'in doğuşu ve Hz. Muhammed dönemi ile ilgili hazırlamış olduğumuz sorularımız, slaytlarımıza bakalım. Sorularımız üzerinden şöyle bir genel tekrarımızı yapalım. 1. Arabistan Yarımadası'nda bulunan şehirlerden Taif, Mekke, Medine hangileri Hicaz bölgesinde bulunur? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2, 3. Arkadaşlar, Arabistan Yarımadası 3 kıtanın birleşme noktasındaydı. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının önemli noktasındaydı aslında. Bu bağlamda Arabistan Yarımadası'nda değişik bölgeler de vardı. Güney Yemen bölgesi, ortada işte Hicaz bölgesi vardı. Kuzeyde hatta işte Doğu bölgesinde Necit bölgesi gibi çöllerin daha çok çöllerle kaplı olan bölgeler vardı. İşte Arabistan Yarımadası'nın en önemli bölgesi Hicaz bölgesiydi. Hicaz bölgesini önemli hale getiren ise Mekke ve Medine şehri. Özellikle Mekke şehrinin burada bulunması, yani Kabe'nin bulunmasıydı. Şimdi bakalım bu şehirlerden hangileri Hicaz bölgesinde bulunuyor? Taif, Mekke, Medine. Bu şehirlerden her üçü de arkadaşlar Hicaz bölgesinin önemli şehirlerdir. Taif, Mekkelilerin sayfiye yani yazlık bir yeriydi. Medine'de yine aynı şekilde arkadaşlar Mekke'ye 400 kilometre uzaklıkta daha kuzeyde bir bölgeydi. Daha kuzeyde bir bölgeydi. Demek ki her üçü de Hicaz bölgesinde yer alan şehirlerdenmiş diyebiliriz. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arabistan'ın siyasi ve sosyal durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A. Kabilecilik hakimdir. B. Merkezi bir yönetim yoktur. C. Kabileyi yaşlı yönetici yani şeyh veya emir yönetir. D. Bağımsız güçlü devletler kurulmuştur. E. Suriye'deki Gassaniler, Bizans'a, Irak'taki Hireliler ise İran'a bağımlıdır. Arkadaşlar, sorumuza bir baktığımızda İslam öncesi Arabistan'ın siyasi ve sosyal durumu ile ilgili doğru bilgi değildir diyor. Kabilecilik hakimdir, doğru mu? Evet, doğru. Kabileler halinde yaşıyorlardı. Merkezi bir yönetim yoktur. Ne demek merkezi bir yönetim? Yani tüm Arabistan'ı içerisine alan büyük bir devlet olmamıştır. O zamana kadar da kurulmamıştır. Aslında Arapları bir nevi adam eden, insanlığın efendisi eden Hazreti Peygamber olmuştur, İslam dini olmuştur. Hazreti Muhammed ile birlikte İslamiyet Arabistan Yarımadası'nın tamamında yayılmıştır. Daha sonra tüm dünyaya 200 yıl içerisinde Araplar hakim ya da efendi haline gelmişlerdir. Bu İslamiyet'in getirmiş olduğu bir şereftir aslında. Merkezi yönetim yokmuş. Kabileyi şeyh ya da emir denilen kişiler yönetir. Doğru. Bağımsız güçlü devletler kurulmuştur. Hayır arkadaşlar, bağımsız güçlü devletler kurulmamış. Şöyle çok kısa ifade etmek gerekirse Güney Arabistan dediğimiz Yemen'de Ma'in, Sebe ve Himyeri devletleri daha önceki dönemlerde kurulmuştu. Kuzey Arabistan'da da Gassaniler, Tetmürlüler gibi bazı devletler kurulmuştu. Ama bunların hiçbirisi tüm Arabistan'a hükmedememiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Çünkü değildir diyor. Güçlü devletler kurulmamış. Suriye'deki Gassaniler Bizans'a, Irak'taki Hireliler ise nereye bağlıymış? Sasanilere bağlı. Yani güçlü bir devlet yok. Geçelim diğer sorumuza. İslam öncesi cahiliye Arapları bedevi yani göçebe ve nokta nokta yani yerleşik olmak üzere iki kısma ayrılırdı. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden hangisi en uygun düşer? Kabile, Hadari, Adnani, Kahtani, Seferi. Evet, göçebelere bedevi deniliyormuş. Yerleşik olanlara ne deniyor arkadaşlar? Yerleşik olanlara da Hadari deniliyormuş. Kabile buraya gelmez. Adnani ve Kahtani ne demektir? Adnani sonradan Araplaşmış olanlar. Yani Hazreti İsmail'in soyundan gelen, Hazreti İsmail'in bir sonraki nesillerinde Adnan'ın soyundan gelenler Adnani deniliyor. Bunlara Arab-ı müstaribe yani sonradan Araplaşmış da deniliyor. Peygamber Efendimiz arkadaşlar demek ki aslen Arap değil de Araplaşmış olan Adnani soyundan gelmektedir. Kahtani ise Güney Arabistan yani Yemen'den Hicaz bölgesine gelen gerçek Arapları ifade ediyor. Seferi de böyle bir grupta yoktu zaten. Demek ki burada yerleşik yaşayanlara Hadari deniliyormuş. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Mekke'nin yönetimi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A. Düzenli bir teşkilata sahipti. B. Yönetimde zengin ve güçlü aileler etkiliydi. C. İdari görevler kabileler arasında paylaşılmıştı. D. İnsanlar yeteneklerine göre istedikleri makamlara gelebilirlerdi. E. Kabileler ve şehirle ilgili bütün sorunların görüşüldüğü, kararların aldığı Darun Net adı verilen bir meclis vardı.
Evet, İslam öncesi Mekke'nin yönetimi ile ilgili. Arkadaşlar, Mekke bir şehir devleti halindeydi. Yani herhangi bir devletin başkenti falan değildi. Şehir devleti halinde. Düzenli bir teşkilata sahip mi? Evet, düzenli bir teşkilata sahipti. Yönetimde hak edenler, okuyanlar, ne bileyim işte kabiliyetli insanlar mı? Değil aslında. Yönetimde bulunmanın ön şartı zengin ve güçlü aileler olması gerekiyordu arkadaşlar. Yani bir fakirin, fukaranın çocuğu kendisini yırtsa da ne yaparsa yapsın yönetimde etkin bir konuma gelme ihtimali yoktu. İdari görevler kabileler arasında paylaşılmıştı. Bu idari görevler arkadaşlar işte hacca gelenlerin ne bileyim nelerdir? Adaletin sağlanmasıdır ya da ne bileyim onların su ihtiyaçlarının karşılanmasıdır, yiyecek ihtiyaçlarının karşı misafir edilmesidir vesaire. Bunların hepsi ayrı görevlerdi. Aynı zamanda Mekke'deki diğer polisiye tedbirler bunların hepsi arkadaşlar kabileler arasında paylaştırılmış. Doğru. İnsanlar yeteneklerine göre istedikleri makamlara asla gelemiyorlardı. Çünkü o makama gelebilmek için ne olmak lazım? Zengin ve güçlü olmak lazım. Değildir dediğine göre doğru cevap D seçeneğidir. Diğerine baktığımızda kabileler ve şehirle ilgili bütün sorunların görüşüldüğü bir meclis varmış. Bu mecliste ne deniyormuş? Darun Netve deniliyormuş. Bu ismi unutmayın arkadaşlar. Darun Netve demek ki meclismiş, sorunların görüşülmüş olduğu meclis. Demek ki insanlar yeteneklerine göre değil de güç ve parasına göre önemli yere geliyorlarmış. Evet. Aşağıdakilerden hangisi haram aylarda yapılan savaşlarda verilen attır? Gaza, ficar, seriye, cihat, kan davası. Öncelikle şunu ifade edelim arkadaşlar. Araplar haram aylarında savaş yapmazlardı. Haram ayları 4 aydı. Bunlar Zilhicce, Zilkade, Muharrem ve hangi aydı arkadaşlar? Recep aylarıydı. Bu aylar haram aylardan kabul ediliyordu. Bu aylarda savaş yapılmıyordu. Ama bazen hızını alamayıp, gazını alamayıp bu haram aylarında da devam edenler vardı. İşte haram aylarında yapılan savaşlar kötü ve hoşlanılmayan anlamında ficar kelimesiyle ne yapılmıştır? Anılmıştır. Demek ki gaza İslamiyet'in yayılması için yapılan savaşlara deniliyordu arkadaşlar. Ficar savaşları haram aylarda yapılan savaşlardır. Seriye Hazreti Peygamber'in görevlendirdiği komutanların yaptığı savaşlardır. Cihat yine İslam'la ilgiliydi. Kan davası da bunlarla hiçbir alakası olmayan bir husus. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Haram aylarda yapılan savaşa ficar savaşları deniliyormuş. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arabistan'da savaş yapılmayan haram aylardan biri değildir? Zilkade, Zilhicce, Ramazan, Muharrem, Recep. Arkadaşlar bu aslında bu ayları ezbere bilmezsek bizi rahatlıkla şaşırtacak sorulardan bir tanesidir. Genellikle hepimiz işte Ramazan ayında haram aylardan olduğunu düşünürüz. Ramazan ayı haram aylar içerisinde yer almamaktadır. Daha sonraki dönemlerde oruç ayı olduğu için bizim için kutsal bir aydır arkadaşlar. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları haram aylardan kabul ediliyor. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi cahiliye dönemi sosyal yapısını ifade eden bir durum değildir? A. Kadına değer verilmezdi. B. Erkek çocuklarıyla övünürlürdü. C. Kölelik yaygındır. D. Köle olmayan herkes eşittir. E. Kabilecilik ve asabiyet yaygındır. Evet, cahiliye dönemi dediğimiz dönem aslında arkadaşlar İslam öncesi Arapların yaşantısını ifade eden dönemdir. Hazreti Peygamber'in bir tabiridir cahiliye. Cahillik aslında ilim, bida, ne bileyim işte okuma yazma bilmemek değildir. Dini bir Allah'a bilmemektir aslında, adaleti bilmemektir. Bu dönemin özelliklerinden biri değildir. Kadına değer verilmezdi, doğru. Hatta bir insan için en büyük utanç vesilesi kendi kız çocuğunun olmasıydı. Bunun için bazıları kendi kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar da vahşi, inatçı böyle tiplerdi. Erkek çocuklarıyla övünülürdü. Bir adamın 10 tane erkek çocuğu varsa kimse ona yan bakamazdı. Hele bir baksın da görsündü vesaire gibi. Kölelik yaygındır, sonuna kadar yaygındır arkadaşlar. Köle olmayan herkes eşittir. O da değil. Köle olmayan herkes de eşit değil. Köle olmayanlar da kendi içerisinde zenginler, fakirler. Kölelikten azat edilen işte Mevla, Mevali gibi değişik gruplara ayrılıyordu. Burada demek ki doğru cevap değil, D'dir. Köle olmayan herkes eşit değildir. Kabilecilik ve asabiyet yaygındır. Asabiyet ne demektir arkadaşlar? Asabiyetin tarifini Hazreti Muhammed şu şekilde yapmıştır. Asabiyet şudur ki, kendi kabilesinden bir kişi suçlu bile olsa o kişiyi korumaya asabiyet denilir. Halbuki bu İslamiyet'te yoktur. Niye? Suçlu insan suçlu insandır. Sizin kabilenizden de olsa, hatta şöyle buyurmuşlar Hazreti Peygamber, kızım Fatıma bile
bu suçu işlese kesinlikle affetmem, ceza